Senin bu arın zayıfmış. Küve bunu arının saramadığı petekleri hep delmiş. Yani kelebek buna bak, aha bu kelebek, bak göstereyim sana, gel bak. Yemliğin içinde dolanıyor. Gördün mü? Bak, aha bak. Hmm. Bak bak. Bu. Bu arı bu güve bu kadar varken yavru da yapamaz bu çerçevelere. Bak şuraya bak. Bak bak çadır. Perişan etmiş. Ay Allah. Vah. Vah. Bu neden oldu abi? O kelebek geldi buraya, larvasını bıraktı. Tamam mı? Şey yumurtasını. Yumurtalar larva oldu. Petekteki polenli çerçeveleri yemeye başladı poleni. Şimdi senin arın burada iyi dayanmış bu vaziyette yani. Burada bak şu kelebekleri görüyor musun? Çerçevelerin içinde tünel açıyorlar şu şekilde. Tamam, yiye yiye gidiyorlar. Yani bu çerçevelere arının yavru yapma şansı yok. Zaten arını söndürmüş senin. Bitti, evet. Arını bitirmiş bak. Bu çerçeve polenli çerçeveymiş, görüyor musun? En çok polenli, ballı polenli çerçeveleri severler. Bak. Bu çerçeveler imha edilecek. Tamam abi. Şimdi bakalım, bir abredör biraz arı yoğunluğu var. Bakalım ana arım var mı? Bunda ana arı vardır büyük ihtimal. Yoksa terk ederlerdi şimdiye kadar. Bak bu şekilde yol açarlar, görüyor musun? Evet abi. Bunun sebebi şudur. Arının saramayacağından daha fazla zayıf arıda çerçeve olması. Bu çerçeve daha narın varsa yeni bir bölme yaparız. Buraya yavru yapmaya çalışmış. Bu çerçeveye kadar sıkışmış. Yumurta yok Orhan. Yumurtayı göremedim. Ana arı belki duvarda falan olabilir ama. Bu kovan değişecek. Yeni kovan. Tamam abi. Yani burada yarım çerçevede arım var ama ha ana arı burada bak. Kraliçe burada. Evet abi gördüm. Heh. Fakat Orhan yumurta atmamış. Yumurtayı bırakmış bu ana arı. Şimdi bu çerçevesiyle beraber bunu buraya bölme yapalım. Eski çerçeveleri alalım. Kovanı aktaralım. Tamam abi. Bu mum kurdu bu kovanı bitirmiş zaten. Hemen ayarlayayım sana. Tamam, yeni bir kovan baksana.